Hepinize iyi akşamlar. Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Ee, şimdi gündemdeki konuları konuşacağız. Ee, konuklarımızı önce bir tanıtmak istiyorum. Hakan Bey hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Buradaydı. <laughs> Buradaydım. Eyvallah. Hakan Bayrakçı bizlerle. Eray Güçler hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, Zafer Şahin bizlerle. Hoş geldiniz hoş Zafer bulduk. Bey. Ankara stüdyomuzda Doçent Levent Yılmaz ve İsmail Hakkı Pekin, Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı, her ikisine de hoş geldiniz diyorum. Merhabalar. Hoş Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi sağ ol. gündemde değişik konular var. Yani Hem o değişik konuları konuşacak uzmanlarımız var. Biliyorsunuz aynı zamanda Ukrayna meselesi bütün sıcaklığıyla devam ediyor. Onları konuşacak konuklarımız var. Böyle bir durum söz konusu ama günün en önemli konusu enflasyon. Enflasyon meselesini konuşalım. Tüfe'de şu anda aylık enflasyon 5.46, yıllık 61.14 oldu yani bayağı yüksek geldi. <laughs> Levent Hocam ne diyorsunuz bu enflasyon işine? Evet sevgili Ahmet Hakan bu enflasyon rakamı bizim beklediğimiz çerçevede geldi 3 aşağı 5 yukarı. Çünkü biz geçtiğimiz aylardan itibaren yani hem küresel taraftaki gelişmeler hem iç piyasadaki gelişmeleri değerlendirdiğimizde %60'ın biraz üzerinde bir yıllık enflasyon bekliyorduk. Baktığımızda da %61 gibi bir enflasyonla karşı karşıyayız. İçerik olarak enflasyonun dinamikleri açısından baktığımızda temel dinamikler yine enerji fiyatlarının baskın olduğu, gıda fiyatlarındaki artışın baskın olduğu bir enflasyonist tablo görüyoruz. Bununla beraber tabii ee, biz orada üretici fiyatları endeksine de bakarız. Ee, üretici fiyatları endeksi şu açıdan önemlidir. TÜFE yani tüketici fiyatları endeksi belirli zaman içerisinde üretici fiyatları endeksini yakınsar, yaklaşır. Dolayısıyla orada ÜFE'de zaten geçtiğimiz ay %105 seviyesindeydik. Üretici fiyatları endeksinde. Ve biz bekleriz e, TÜFE, ÜFE'yi yakınsasın. Öyle de oldu. E, orada e, tüketici fiyatlarının üretici fiyatlarına doğru yaklaşmaya başladığı bir trend de zaten uzun süreden beri vardı. Bütün bunlar birleşince işte bugün baktığımızda iç dinamikler açısından son dönemde o kurdaki yukarı yönlü hareketi de işin içine koyarsak, döviz kuru geçişkenliği de özellikle yüksek ürünlerde çok hissedilir. Döviz kurunun geçişkenliğinin yüksek olduğu ürünler vardır. Mesela akaryakıt gibi işte çeşitli gıda ürünlerinde de biz bunu görürüz. İşte hepsi birleşince böyle %61'lik. Ee, %61,14'lük bir enflasyon görmüş olduk. Peki bunun bir düzelme yani enflasyonun gerileme ihtimali var mı? Yani bu böyle mi gidecek? Çünkü biliyorsunuz yani hayat pahalılığını destekleyen, hayat pahalılığını besleyen en önemli unsur bu enflasyon rakamları. Bir umut görüyor musunuz? Evet. Yani ne ne diyorsunuz gelecek açısından? Önümüzdeki ay, ondan sonraki ay bir düşüş trendi bekliyor muyuz? Bekliyor musunuz? Şimdi aslında biz işte enflasyonun yavaşlaması, enflasyonun gerilemesi dezenflasyonist süreç diyoruz iktisadi literatürde. Yani fiyatların artış hızının yavaşlaması diyoruz. Yani aslında orayı biraz açmak lazım. Enflasyonun düşmesi demek Fiyatların gerilemesi demek değil. Enflasyonun düşmesi demek fiyatların artış hızının düşmesi demek. Ona da biz dezenflasyonist süreç diyoruz. Yani bazen şöyle yorumlar yapılıyor ya işte Türkiye'de enflasyonun düştüğü dönemlerde işte enflasyon düştü fiyatlar niye düşmüyor? Enflasyon dediğimiz şey fiyatların artış hızını gösterir bize. Dolayısıyla biz enflasyonun düştüğü, enflasyon düşmeye başladığı dediğimiz andan itibaren fiyatların düştüğünü görmeyeceğiz. Fiyatların artış hızının yavaşlamasını göreceğiz. Diğeri fiyatların düşmesi o deflasyon dediğimiz bir unsur. Ama tam, Onun ya için tamam. Oldukça ya, önemli bir unsurdur. Ya Nevent hocam, fiyatların ee, artış evet. hızının düşmesi zaten önemlidir. Yani değil mi? Fiyatların artış evet. hızı düşsün. Onun içinde o yeter yani zaten. Önce fiyatların artış hızı bir düşsün, sonra bir dursun, ondan sonra fiyatların gerilemesini konuşuruz. Şimdi benim öngörüm şu, e, Sayın Ahmet Hakan. Bir kere bu Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber ortaya çıkan riskler Türkiye'nin dezenflasyonist sürecini öteledi. Çünkü orada işte hem enerji tarafına yaptığı baskı, hem gıda fiyatları tarafına yaptığı baskı, hem kurdaki belirgin işte orada riskler, yani geleceğe yönelik riskler açısından baktığımızda biz Üçüncü çeyrekten itibaren yani Merkez Bankası'nın ifadesiyle söylüyorum ve Hazine Maliye Bakanlığı'nın ifadesiyle söylüyorum. Üçüncü çeyrekten itibaren o dezenflasyonist sürecin başlayabileceği yani fiyatların artış hızının yavaşlamaya başlayabileceğini değerlendiriyordu ekonomi yönetimi. Şimdi son dönemde Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber ekonomi yönetiminden şunu duyuyoruz. Bu fiyatların artış hızının yavaşlaması meselesinin yani enflasyonun düşmesi meselesinin biraz yıl sonuna... Sarktığını söylüyor. O bir dakika. E, sizin, ben e, şeyi hatırlıyorum. Nebati. Biz evet. Ya o, e, Onur, biz Maliye Bakanı, Maliye ve Hazine Bakanı Nurettin Nebati ile tarafsız bölgede konuştuğumuzda, Sayın Bakan ne demişti? Nisan mı demişti? Nisan'da pik yaparız demişti galiba. Ha Nisan'da ha tarafsız bölgede değil de başka bir açıklamasında. Yani öyle bir Ama ben tarafsız vardı. bölgede de öyle dediğini hatırlıyorum ya Onur. Neyse o önemli değil. Nisan'da pik yaparız, sonra düşmeye başlar demişti. O zaman bu biraz yıl sonuna mı ertelendi bu e, düşmeye başlama beklentisi? Onu mu söylüyorsunuz? Şimdi merkez evet, Merkez Bankası'nın ve Hazine Maliye Bakanlığı'nın son açıklamalarına baktığımızda yıl sonuna böyle sarkacağını görüyoruz oradaki hesaplamalardan. Ben biraz daha kötümserim. Çünkü ben önümüzdeki yıla da sarkabileceğini düşünüyorum. 2023'ün başına da sarkabileceğini düşünüyorum. Tabii orada biz baz etkisi dediğimiz bir etki vardır. Yani biz enflasyonu şöyle ölçeriz. Bir aylık bakarız. Bir de geçtiğimiz yılın aynı ayına göre bakarız. O zaman mesela biz bugün mart ayı enflasyonunu konuşuyoruz ya. O yıllık enflasyon dediğimiz Geçtiğimiz yıl Mart ayından baz alarak alırız onu. Şimdi orada baz etkisi nerede devreye giriyor? 2022'nin Aralık özellikle 2023 Ocak'ta önemli bir baz etkisi gelecek. O baz etkisiyle beraber biz enflasyonda o beklenen gerilemeyi görmeye başlayabiliriz. Her şey böyle giderse ilave bir riskle karşılaşmazsak yani Rusya-Ukrayna savaşı böyle sönümlenirse kur tarafından ilave gelişmekte olan ülkelerin üzerine baskılar gelmezse e, petrol fiyatının buralarda kalacağını düşünürsek işte gıda fiyatlarının yaz aylarıyla beraber Türkiye'de her yaz e, meyve sebze fiyatları e, belirgin şekilde düşer. Özellikle Haziran Temmuz'da onu, onu görürüz. Geçtiğimiz yıl mevsim çok kurak gittiği için görmemiştik. Bu yıl yağışlar iyi oldu. Eğer orada meyve sebzeden istediğimizi alırsak, yani orada fiyat düşüşünü görürsek ben işte yıl sonunu biraz daha geçer, önümüzdeki yılın başından itibaren o güçlü baz etkisiyle beraber enflasyonda düşüş trendini görebiliriz derim. Ama bu verilerle, elimdeki bu verilerle, çünkü gerçekten çok küresel ekonomi çok dalgalı bir seyir izliyor. Ve Türkiye'de gelişmekte olan bir ekonomi olarak bundan çok etkileniyor. Bu etkileri de göz önünde bulundurduğumuzda... İşte Önümüzdeki yılın başına sarkabileceğini değerlendiriyorum ben. Peki o bir şey bir net bir, bir, bir şey soracağım bir şey. çok o da net bir şey aslında yani bir, bir yerde başlasın Anladım. Evet. Bir net bir şey soracağım çok net Şimdi şu Ukrayna Rusya Savaşı çıkmasaydı Nisan'da düşüş eğilimine girer miydi enflasyon yani bazıları Ukrayna Rusya savaşını bir gerekçe olarak, ortaya konduğu bir gerekçe olarak hani bir bahane olarak ortaya konduğu yorumları da yapılıyor. Ne diyorsunuz? Yani Ukrayna Rusya savaşı gerçekten bu denli etkili olmuş mudur yoksa bir bahane midir? Ya yok çok aslında enflasyon tarafında ilave bir böyle bahane şeklinde ortaya koyacak bir şeye gerek yok. Çünkü bir süreden bu yana zaten biraz önce de söyledim o üretici fiyatlarının yüksek seyri Şimdi orada üretici fiyatları dediğimizin içerisinde enerji var. Ben şimdi bakıyorum e, yurt içi üretici fiyatları endeksine. E, elektrik, gaz, buhar grubunun artışı %228 12 ayda. E, enerjinin toplam artışına bakıyorum. Enerji grubunun toplam artışına bakıyorum orada. E, %214 bir yılda. E, yine aylık bazda baktığımda aylık bazda işte bir önceki aya göre %15 enerjide artış var. Sektörlere göre bakıyorum. Kok rafine petrol ürünleri %256, elektrik gaz buhar iklimlendirme %228, ham petrol doğalgaz %220 hep onlar Mor Adam yani, metaller, şa yani hep zam, zam şampiyonu Dolayısıyla... hep enerji. Doğalgaz, motorin, <laughs> e, evet. benzin zam şampiyonu Şimdi, onlar. E, Sayın Ahmet Hakan, oradaki artış bütün sektörlere yansıyor. Çünkü bütün sektörlerin girdisi enerji aynı zamanda. Dolayısıyla e, şunu söylemek lazım. E baktığımızda bu enerji grubundaki artış ve gıda grubundaki artış enflasyonun ana belirleyicisi doğru. Bir de şunun da altını çizmek lazım. E, hatırlayalım o Türk Lirası'nın hızlı e, değer kaybı süreci vardı. Bir 18'e geldi, sonra kur korumalı mevduatla tekrar 11'e çekildi. Şimdi 14 60'larda 70'lerde dengeleniyor. O aradaki kur geçişkenliği de etki ettiği için e, baktığımızda zaten biz bu yüksek enflasyonu görecektik. Ha, Nisan'da veya Mayıs'ta pik yapar meselesi tabii hem Hazine Maliye Bakanımızın elinde hem Merkez Bankası'nın elinde daha çok geniş veri seti var. O veri setine göre zaten onlar Nisan veya Mayıs'ı ifade ediyorlardı. Ama nereden bakarsanız bakın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın hem petrol fiyatlarında yarattığı dalgalanma, hem gıda fiyatlarında yarattığı dalgalanma, hem o belirsizlik, şimdi belirsizlik de fiyatlama davranışlarını çok bozar o belirsizliğin mesela petrol fiyatının 150 dolara gideceğini beklediğinizde yapacağınız fiyatlama davranışıyla 110 dolarda kalacağını beklediğinizde yapacağınız fiyatlama davranışı çok fark eder. Dolayısıyla savaşla beraber biz neyi gördük? Hızlı bir şekilde petrol fiyatı arttı, gıda fiyatları arttı, metallerin fiyatları arttı. Hatta ...parasını verdiğiniz halde metal alamadınız. Yani metal sektöründen bizi izleyenler varsa hak verecektir. Uzun süre alüminyum bulamadınız. Yani parasını ödemeye razı olduğunuz halde alüminyum yoktu. Bütün dünyada, sadece Türkiye'ye as değil bu durum. Dolayısıyla bütün bunlar biriktiği zaman e, üretici fiyatlarına yansıyor. O üretici fiyatlarından tüketici fiyatlarına geçişkenlik oluyor. Biz zaten bu e, enflasyonun bu ay içerisinde %60'ı aşacağını bir şekilde bekliyorduk. Şimdi şunun altını çizeyim belki son olarak... E, Rusya-Ukrayna savaşı etki etti mi? Çok net etkisi var. Ee, belki o dezenflasyonist sürecin başlamasını e, 2022'nin son çeyreğinden Özür özür diliyorum. 3. çeyreğinden son çeyreğine kaydırma meselesi yani hem Sayın Bakan'ın ifadesi hem Sayın Merkez Bankası Başkanı'nın ifadesi bu kapsamda Rusya-Ukrayna Savaşı çok beklenmedik bu savaşın etkilerinden kaynaklanıyor. Biz evet. tabii, zaten yani, e, bugün daha e, evet bugün zaten e, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati e, tam olarak cümlesi şu. Atacağımız adımlarla yıl sonunda diyor, tam sizin söylediğiniz gibi, hatırlattığınız gibi. hani Nisan'da pik yapacak, sonra <laughs> düşecek diyordu. Yıl sonunda enflasyonun makul bir seviyeye geldiğini hep birlikte göreceğiz diyor. Ee, yani bir yıl sonu hedefi konmuş durumda ama e, çok kısa bir cevap verebilirseniz çok memnun olacağım Levent Hocam. Sayın Bakan'ın bu açıklamasından biz... E, mesela yıl sonuna kadar peyderpey bir azalış enflasyonda görecek miyiz? Yani yoksa hep böyle yüksek mi gelecek? Bir kısmi tedrici bir azalma da söz konusu olamaz mı? Yani artış hızı yavaşlamaya başlar diye ümit ediyorum. Ama tabi e, yani değişkenler açısından baktığımızda realite biraz farklı olacak gibi görünüyor. Şimdi bu ay biliyorsunuz bu ayın sonunda önümüzde geçmiş ayın sonunda pardon özür diliyorum Mart ayının sonunda özellikle enerji grubuna e, önemli fiyat artışları yapıldı biliyorsunuz. O Onun zaten nisan olacağız. O etkiliyor. O ihtimalle evet. Nisan'ı etkileyecek o. Ama o işte Mart ayında yapılan KDV indirimleri var. Onları Mart'ta görmedik. Mart ayının son haftasıydı onlar çünkü. İşte onlar bir belirli bir dengeleme içerisinde büyük ihtimalle yine bu aydan biraz daha fazla bir enflasyon önümüzdeki ay görüyor olacağız. Çünkü göstergeler ona işaret ediyor. Benim ana senaryom, ana beklentim şu. Baz etkisinin güçlü olduğu 2022 Aralık. Ve 2023 Ocak'tan itibaren biz o fiyatların artış hızını belirgin şekilde yavaşlamaya başladığını görebiliriz. Ama her şey böyle olursa yani Amerikan Merkez Bankası da dolar endeksini bozacak şekilde yani yukarı itecek şekilde sert bir politika hamlesi yaparsa o zaman bizim içeride dövizi biraz daha fazla baskılamamız gerekecek. İşte bütün Peki. bu değişkenlere bakarak Levent Hocam, söylüyorum bunu. Savaş küt diye biterse birdenbire barış olursa bunun bir yansıması olur mu olumlu anlamda? Bir cümleyle. Olumlu anlamda, olumlu anlamda mutlaka yansıması olacaktır ama biz yine iktisadi literatürde fiyat yapışkanlığı dediğimiz bir mevzu var. Fiyatlar yukarı giderken hızlı gider, aşağı düşerken daha yavaş geri çekilir. O belirsizliğin ortadan kalkmasını bekleriz. Dolayısıyla o fiyat yapışkanlığından dolayı savaş bittiği andaki olumlu havayı biraz sarkarak görürüz.